Çocuk psikiyatrisiyim, doktorum. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Üniversitesi'nde çocuk psikiyatrisi, ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Işık Üniversitesi psikoloji bölümünde de ileri psikoloji ve çocuk yani psikoterapi dersleri vermekteyim. Yoğun bir araştırma faaliyetimiz var. Bunun yanı sıra klinik faaliyetlerimizle devam ediyoruz. Birebir hasta gören ve bu alanda aktif çalışan birisiyim. Dolayısıyla Türk psikiyatrisi ve ilgili konularda söyleyecek çok sorunuz var. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa başlangıç için olabilirsiniz. Peki ben kısaca akıştan bahsedeyim. Öncelikle benim merak ettiğim sorular var. Dikkat etsizliği verdim. Onları sizlere daha son sorular. Programın ilerleyen kısmında da sizlerin tutulması bir sorular olursa onları da yönlendireceksiniz. Bahsettiğimiz psikoloji sohbetleri her ayın son haftası Cumartesi'nde gerçekleşecek. Bu haftaki konuğumuz Osman hocamız. Önümüzdeki hafta Doktor Ömer'sa Yeni Elbay hocamız uyku problemleriyle ilgili bizleri bilgilendirecek. Bunun gibi 3 tane daha akademimiz var. Kişisel Gelişim Akademisi ve Aile Psikolojisi Akademisi, Çocuk Eğitimi Akademisi diye Üsküdar Belediyesi'de tam 4 tane akademi, her birinde de 8 program. Toplam 32 seminer düzenlemiş olacağız. Programın sonunda ben o görselleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben fazladan vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi programımıza başlayabiliriz. Bu arada şöyle bir duyuru yapayım. Bizi canlı yayında hem Periskop'ta hem de YouTube kanalımızda izleyenlerimiz var. Onların da sorularını biz Twitter adresimizden alıp burada cevaplamaya çalışacağız. Hem Periskop hem de YouTube'da soruları bizi izleyip giden izleyicilerimiz. Kim Psikoloji eşlikliğiyle bizlere sorularını yönlendirirler. Bizim de burada stajyer arkadaşlarımız var. O soruları bize derleyip toplayıp bir hiperaktivite bozukluğu aslında çağımızda en çok sık karşılaşılan konulardan birisi. Ne olduğunu hocamızdan dinlemek istiyoruz. Bize de çok söyleyecek şeyleri var. Çok merak ettiğiniz var. Başka bir şey başlayarak ben de eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu kısaca bir açıklamasını almak isteyen açıkçası sizler adına. Dikkat ettiği hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağının en sık güçlendik ve dikkat ettiğimiz 3 ayda belirtiyle kendini gösterebilir. Ama bu 3 ayda belirti durumunda kendi içinde çocuğun nasıl dışarı bulduğu içerler vardır. Şimdi dikkat ettiği hiperaktivite bozukluğu bildiğiniz gibi bu Amerikan psikiyatri birliğinin tanı kriterlerine göre tarif ediliyor. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD-10 dediğimiz kriterleri var. En yakında güncellenmiş olan Amerikan psikiyatri birliğinin kriterleri buna göre dikkat ettik. Hiperaktivite bozukluğu 12 yaşından önce belirtileri başlamak kaydıyla yeterli yeterince işlevsellik bozukluğuna yaratmak kaydıyla ve belirtilerin iki farklı ortamda gözükmesi kaydıyla tanısı konan bir çocukluk çağında başlayan nöropsikiyatrik bozukluktur. Bunu böyle ifade etmek gerekiyor çünkü çocukluk bitince, sanki çocukluk bitince yaş 18 hastalık biter gibi anlaşılıyor. Bu tamamen yanlış. Tek çok bakanın gerek özgün haliyle, gerek eşlik eden rahatsızlıkları haliyle ilişki hayatı da aktarıldığını biliyoruz. Bu konudaki bilinçte yıllar içinde gelişmekte. Peki, öğrencilerin veya çocukların dikkat ettikleri karakterik bozukluğuyla ilgili ilk belirtileri öğretmenlerin yakalıyor, anne babaları mı, komşuları mı, nasıl ortaya çıkıyor, hangi belirtiler gördüğü zaman bu konuyla ilgilenmek istiyor aileler. Evet, şimdi bu 12 yaş aslında
yani yakın zamana kadar 7 yaşta aslında diyorum ben de söyledim. 7 yaştan önce başlamış olması gerekir diye ifade ediliyordu. 12 yaş etkisinde ama biz tabii 8 yaşına kadar beklemiyoruz. Pek çok oldu ve aslında çok erken dönemden kendini belli ediyor. Yani mesela anneler diyor ki çocuk, yani benim yani başka çocuklarımda oldu. Anne karnında daha belliydi böyle olacaklar, kıpır kıpır karnında diye ifade edebiliyorlar. Daha sonra doğum sonrasında bunlar mesela bu bahsedilen belirtiler olmasa bile bakımı zor çocuklar, oyalanması zor çocuklar, emzirmesi zor çocuklar olarak belirtik döneminde kendilerini gösterebiliyorlar. Ama bu bir kural değil. Demek ki gayet rahatça geçirildi bu devletlerin. Daha sonra çocuk ayaklandığında, yani yürüme başladıktan sonra hareketini görmeye başlıyor aile. Okul öncesi dönemde okul öncesi diyoruz ona. Okul öncesi dönemde çocuklar belirtileriyle gerek aile için, gerek okul öncesi eğitim ortamı için sorun kaynağı haline gelebiliyorlar. Ama biz genellikle böyle önemli bir tanım çok erken dönemde koymamak kaydıyla kesin tanı için 6 yaş gibi, 7 yaş gibi o yaşları bekliyoruz. Bu demek değil ki tedavi beklenen kısımlardan ne yaparsanız yapın gibi öyle yapmıyoruz. Elbette bir tedavi yaklaşımımız var erken yaşlarda bile. Çünkü çok hareketli bir çocuk, gerek bakan kişi için, gerek okul öncesi sınıf ortamı için önemlidir. Hem de kendisi için önemlidir. Sorun kaynağı olabiliyor. Bütün bunları bilmek ve bilmek lazım. Tabii ki erken yaşta bir çocuğa psikiyatrik konuyu konulmak, öyle düşünmek zor geliyor. Ama şimdi yıllar içinde baktığımızda, yani ben mesela psikiyatrisinde öğrenciyken politik tedeskisi bıraktık. Bu kadar ilgilenmiyorum. Ben öğrenciyken anlatılmıştır. Ya bu nasıl bir şey? Kafamda yer etmemiştir. Söyledim. Bu kadar. Şimdi yıllardır üniversiteden anlatıyorum. Şimdi daha çok tanınmaya, daha çok bilinmeye başladı. Özellikle böyle elini bulamayan rahatsızlıklar. Yani bir patolojik görüntüsü olmayan, bir mikrobu olmayan rahatsızlıklar. Tanımlanması daha zor oluyor. Sonuçlaştırılması daha zor oluyor. Yani şimdi bu arttı mı, azaldı mı gibi tartışmalar var. Yani bu söylenmiş soru olmaz. Bu müdürdür, kardeşim diyenler de var. Ama bunların bir sözlüğü geçerliği yok. Bir araştırmaya dayanmıyorlar bir kere. Şimdi size gelen ailelerdeki hikayeleri bilmiyoruz. Civay'ın dedesi de böyleydi. Yani işte öyle oldu ki sebebinde işte gazetekleri almadan araba yemiş bitmiş filan diye anlatıyorlar. Veya işte böyle daldan dolayı yedilen filan diye hatırlıyorum dedeleri anlatıyorlar. Yani bizim bir şeyi yeni tanıyor olmamız onun hiç mevcut olmadığı anlamına gelmiyor. Nadir o insan adından mevcut oluyor. Ve şu kasları keza öyle. Tabii ki yeni çıkan hastalıklar var. İşte araştırma, geliştirme bunlar için zaten bilinmeyenleri tanımak. Yeni ortaya çıkanları bilmek. Yeni ortaya çıkan ne var? Vardır mesela. Eskiden internet kullanımında bir şey yoktu. Başka tür madde bağımlılıkları da yoktu. Bunlar aktif bir şekilde izlemek gerekiyor. Yani araştırmacının hemen görevde bunları gün günlerinde ortaya çıkan yeni özellikleri tartlamak. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Okul öncesi dönemde aşırı hareketliliğinden çocuğun ilk belirtiler gösterilir. Aşırı hareketlilik, dürtüsellik, dikkat eksikliği de o dönemde görülebilir. Yani çocuk okul öncesi dönemde belirli dikkat seviyesi yaştan geçe gelişiyor değil mi? Tamamen yok, gelişiyor. Dikkatle gelişen bir şey ama diğer arkadaşların ayrılan bir tarafı oluyor. Bu da şunu söylemek lazım tabii ki. Genel olarak bakımlarında bu dikkat eksikliği, teraklılıkla bozukluğu 3-6 sayılıyor. Bunlar da en sık katlanımı dikkat eksikliği, dürtüsellik, ve hiperaktivitenin birlikte görüldüğü karışıklık
sütle tekleme olduklarını böyle geliyorlar. Kalan %20 yalnızca dikkat eksikliğiyle gelebiliyor. Ve yalnızca iterak bir de gözükselikle gelebiliyor. Yani bunların oranı daha az ama olmaz mı? Yalnızca dikkat eksikliği problemiyle karşımıza gelebiliyorlar. Yalnız iterak bir de gelebiliyorlar. Dikkat eksikliği olmuyor. Bilirlerse dinliyor diyorlar mesela. Bunları akılda bulundurmak lazım. Bir görüntüsü olmayınca bildiğiniz gibi hem tıklamın bu şeyleri sendrom olabilir ama bu durum için sendrom kullanılmaz. Ama sıkıntı hani şu an dinlemekte olduğunuz gibi farklı gözlemleri olan hele hele şimdi biraz anadolu'nda geleceğimiz komodite dediğimiz yani eşlik eden hastalıkları uygun salgın gibi çok olan bir durum olduğunda tanınması, değerlendirmesi hala devam eden bir konu diye öyle olunca tabii araştırılacak yeni şeyler söyleyecek pek çok konu oluyor. Bizim de bu konuda yani dünyada öncelikle araştırmalarını sadece tanesini yine önümüzdeki hafta burada işte, yayınladığımız araştırmanın sonuçlarını tekrardan bir 10 yıllık süreçte ortaya dökeceğiz. Peki bazen şöyle ailelerin sözleri oluyor, duyuyoruz. Akıllı çocuk yapmazdır, hareketlidir. Yani hani sanki küçük okul öncesi yaşlardaki aşırı hareketliliği aslında bir madalya gibi taşıyor aileler. Yani aşırı hareketli olan çocuk zeki olur ileride. Şimdi de bir düşünce duyuyoruz genelde. Hani ilk okul öncesi dönemdeki en kolay gösterileri aşırı hareketli olan için oradan görüyoruz. Bu konuda nasıl bir sonucu olabilir? Şimdi tabii insanlar yani bütün canlılar yeni konuları, yeni karşılaştıkları şeyler ne varsa onunla tanımlamaya ilgilenirler. Yani zeka da bunlardan halk arasında en çok ifade edilen bir tanesi ama burada şöyle bir taraf var. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. İnteraktif, yani aşırı hareketlik deyince eşit bir şimdi konuştuğumuz çocuklarla ilgili de dikkat edin. İnteraktifte bozukluğu durumu akla geliyor ama aslında bir nüans var. İnteraktivite dediğimiz aslında aşırı hareketli başka pek çok rahatsızlıkta görülen bir durum. Yani bunlardan birkaçını söyleyeyim ben size. Yani söyleyeyim, çocuklar aslında bizden farklı bir hareketlilikle isterlerler. Yani herhangi bir çocuk koşabilir mesela, değil mi? Bu interaktif tanımına geldik ama bana göre interaktif oluyor. Yani ilişkine göre. Biz buna yaşa uygun, aşırı hareketlilik, yaşa uygun interaktif ediyoruz. Onun dışında kişi çok kaygılıysa motor hareketli hali ortaya çıkabilir. Bu da interaktif aslında. Bipolar hastalığın manik devresinde yine interaktif olabiliyor. Ve bunun gibi başka uzun bir liste halinde interaktif geniş bir belirti durumunda aslında sizin geliyor. Dikkat eksikliği de tedavide. Yani dikkati etkileyen, yani onlardan sonra sayabilirim. Çocuk olsun, ilişkin olsun. Açıkçası dikkat etkilemeyen hastalığı yok gibi. Yani işte depresyondan çıkın da diğer otosik kontrolü dağıtılır. Pek çok dağıtılır dikkat etkiler. Bunun gibi fark ettiğimiz çocuklar tarafından. Peki, şimdi bu aşırı hareketlilik peki çocuklarda neden oluyor? Şimdi belki olunca çocuklar çevrelerin içindeki olayların nesneleri hem daha çok merak ediyorlar hem daha çabuk çözüyorlar. Bu da tutucu ortamlarda yani olabilir daha çabuk sıkılmalarına ve daha çabuk eyleme dönmelerine yol açıyor olabilir. Bu monoton yaşamıyorlar yani. Merak eşitleri daha az. Evet. Ama tabii ki bu bizim konuştuğumuz konu zekâlerin bu değil. Yani işte zekâsı şu olmalı diye bir kriter yok. Yani düşük zekâlarda da bunu görebiliyoruz. Daha yüksek zekâlarda da görebiliyoruz. Ama şu var, yüksek zekâlar bir avantaj oluyor tabii ki. Yani çok kutluyorlar falan diyebiliyoruz belki ama yüksek zekâ her rahatsızlık için bir avantajların gerisiyle bu çocukların o anlamda avantajlı olduğunu bilmek lazım. Tabii ki eksik eden başka durumlar olmayacak. Yani öyle
böyle bir halde örnek. Peki o zaman asıl aile yatırımları ben dersen okul ve akademik hayatı başlamalarıyla sorunlar daha büyüyor. Okul öncesi dönemde de oluyor ama daha az. Ama asıl yani büyük oranda başvurular ana sınıfa 9-1-2 ve sonraki süreçleri devam ediyor ama ilkokul ilk yılları özellikle daha gelirli. Çünkü çocuk ilgili düzenli bir şekilde o yaşlarda yani sınıfta yaşanan sorunlar başka bir nedeni oluyor yok fazla ki sınıfta okuduğuna arkadaşını rahat seviyor, düşünüyor. Çok konuşuyor gibi. Yakınlarda gelebiliyorlar. Öğretmenler bunu ciddi bir kendilerine yönelik meydan okuma gibi algılayıp peki genellikle okulçular çocuklarının hangi yatırmalarıyla bilinebilirler? Bence burada aileler var, etrafında yetimler, benzer şikayetli olan kişiler var. Yani başvuru nedeni aslında hareketli oluyor ama dikkat eksikliği de bir başvuru nedeni oluyor. Bu en fazla işte bu sınavlarda şahit. Sınavlarda çocuk açıdan dikkat eksikleri nedeni oluşturup ödevini tamamlayamama, dertleri dikkat eksikleri nedeni de dinleyememe gibi dikkat eksikleriyle başlı başına ve interaktiflik olmadan da farklı nedenine uğrayabiliyor. Şimdi yani her özellik açısından toplum içinde bir sıralamalar biliyorsunuz. Şimdi bu beyin olgunlaşması da ergen döneminde yani güzelce kadar devam ettiğinden dolayı bu çocuklarda en sorunlu olan şey bu beynin geç olgunlaşması, maturasyon diyelim. Bu beynin beyin kabuğunun diyelim denen maddeyle tam olarak doyurulması normal popülasyonu göre geç oluyor. Şimdi bu dikkat eksikliği sorunu da belli bir olgunluğu yakalasa da o yaşa kadar bazı sınavlara giriyor çocuklar değil mi? Kerol vesaire. Şimdi o sınavlarda hani katı grup oluyor bunlar. Yani aslında çocuk görüldüğü soruları dikkat eksikliğindeki anlayıcı sorunlar üzerinde çözemiyor ya da yanlış yapıyor. Söylüyorlar. En fazla ne tür hatalar yapıyor? İşte ya çözüle yanlış işaret ediyor. Ya değil de diyor soruları öyle gibi algılayıp öyle yapıyor. Yani dikkatin eksikliğinden sanki çocuk o sınav performansı dışında belirgin bir belirti göstermeyebilir. Ama böyle hafif düzeyli bir rahatsızlığı yani bu sıralama esaslı sınavlarda sürdürüyor. Hani kaç yaratıyor. Hani bu konuşuyoruz ya gerçek şey gibi spekülasyon yapanlar var. Yani buradaki çocukların dramını anlamak lazım. Aslında yapabilecekleri, geçebilecekleri sınavda beyinlerinin yalnız geç maturasyonu nedeniyle hangi durumlar düşüyorlar. Yani bunu düzelttiğimizde mesela o performans yerine konulmuş oluyor. Ama bu sınavın bazıları bugün hayatı belirliyor değil mi? Biz de o sınavlardan geçtik. Yani geçemez olduğunda farklı bir hayatımızı geçecektir. O açıdan bir çocukların zorluklarını anlamak istiyoruz. Yani yaklaşık olarak belirtilerini dinlemiş olduk. Sebeplerini soracağız tabii. Hani maddeci sebepleri var. Terapi, dikkat etmiş bir kutu. Bu arada ben size sesiniz geliyor mu? Arkada sorumu izliyorum. Geliyor, güzel. Tekrar bizi canlı yayından, Periskop ve YouTube'dan dinleyen izleyicilerimiz için Kimskoy'u eşliğinde Twitter'dan paylaştırdıkları takdirde sorularınızı da cevaplama şansımız olacak. Biz tekrar sebeplerine geri dönüyoruz. Bu rahatsızlığın sebepleri neler olabilir? Ben bazen böyle bir şeye yordayabiliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum size sorayım. Şimdi bir telefon alıyoruz, bir kamera alıyoruz. Bir saniyede kaç tane fotoğraf çekebiliyoruz? Yani hız odaklı. Bir televizyon alıyoruz. Saniyede kaç kare gösterebiliyor? Yani
çok hız odaklı bir yaşama kaydır. Ve bu hız odaklı yaşam bizim sanki bazı şeyleri dikkat etmeklerden kaçırma alışkanlığı oluşturduğunu görüyor. Yoksa tamamen biyolojik mi? Biraz alışkanlıklarımızı da etkiliyor mu? Yok. Dediğim gibi sadece biyolojik. Evet. Şimdi yani bu tür yani her rahatsızlığın ve tarihsel geçmişi var. Malum. Yani bu rahatsızlığın da muhakkak öyle geçmişi var. Tarihsel örneklere baktığımızda yani bu tür özellikler geçiştirilen işte devlet büyükleri, işte krallar vesaire, sanatçılar olduğunu biliyoruz. Yeni hayat tarzları bazı açılardan avantaj getirebiliyor, bazı açılardan zorluklar getirebiliyor. Yani uyaranı çok bir hayat, yani tek tutu uyaranı, dikkatli zararlar bir insan için bir dezavantaj olabilir. Ama bazı şeyler de işte bu bahsettiğimiz çocuklar çok böyle uyaransız bir hayatta çok kötü, yani uyaranlar. Yani bunun ne az ne çok belli bir seviyede olması gerekiyor belki. Yeni hayat tarzı, her türlü farklı bir şeyi seren, koştuğunu seren işte insanlar için aslında avantajlar sağlıyor sürekli. Yani işte hangi meslekleri yaptığınız bunlar filan gibi yollar geçiyorlardan gibi. Aslında bu işler yapamıyorlar dediğim gibi. Yani doktor arasında çalışmak, memuriyet, bunlara göre değil. Yani iyi yaptıkları meslekler işte spor, mesela politika, spor durmalı şeyler, ordu toplantı, burada şey falan müteahhitlik mesela bunlar yapmış işleri daha başarılılar, daha iyi yapıyorlar. Onun dışında sırf iş değiştirme özellikle müddetçi konuşuyoruz bunları. Sırf iş değiştirme, bir türlü kendilerine göre işi bulamama. Evet, yani bu da rastlanan bir şey. Yani araştırmaları onu gösteriyor. Yani tedavisi kalmıştır. Kastediyorum bunun içinde. Yani çabuk sıkılmak. Yani hatta ondan sıkılıyorum. Yani çocuklarım ona getirdiler ama babada da benim özellikler vardı. Hiç böyle bir boşanma hali o gelişmişken ne oldu falan diye tabii dinlemek geldi biliyorsun. Baba da böyle özellikle doğrultu özellikle var. Yani sıkıldım, çok sıkıldım. Yani bildiğim gibi bir ilişkili. Yani sıkılmayı fena bir ağzına olarak getirerek. Yani gerçekten bunlar boşanmışlardı. Cepheler özellikle. Yani sıkılıp başka kadınları mesela işte şeyler de çok oluyor. Bizim gördüğümüz bir durum. Yani bir de aslında bunlardan daha fazla sıkılıyor. O zaman daha çok ağırlıklı olarak biyolojik veya kalıtsal özelliklerin sebep olduğunu düşünelim. Evet, evet. Yani şöyle, yani genetik özelliklerin önemli bir yer tuttuğu ama çevresel özelliklerinde o genetik yapıyı etkilemesiyle ortaya çıkan bir belirtiler bu. Yani bir yeni hayat tarzı işte köyde olmanız, farklı bir ülkede olmanız, bahsediyor olduğunuz filan bir çevresel tek bir özellik. Rahatsızlığınızı evine değiliyor. Genetik özelliklerden baktırıyoruz. Anne babada benzer özellikler olabiliyor. Amca dayı hala bunlar da olabiliyor. Kardeş de olabiliyor mesela. Bir kardeş de varsa diğer kardeşler de oluşma hala artıyor. Genetik etkiler ama mesela Down sendromunda olduğu gibi hani bir kromozomun şurasında oturur diye genetik değil. Pek çok gen bu etkide. Yani burada yoğun araştırmalar yapılıyor ama her yerinde değişik sonuçlar çıkıyor. Bunun için de birazcık araştırılan operasyonların işte yine vatandaşlar yine başka yerden bir takım hani, ırkla ilgili faktörler var. Devletin değişikliği taraf öğrenci kolay çözülecekleri şeye benziyor. Ama daha çok dopamin geniyle ilgili dopamin taşıyıcı geniyle ilgili bulgular var. Gelinde de zaten temel olarak dopamin ve morfin dediğimiz iki maddenin düzensizliği beyinler dediğimizde bunlar daha aktif
bu iki maddenin hırsızlığıyla yoğunlaşmaları da ortaya çıkıyor. Tabii ki çevresel faktörler de önemli. Yani bunların içinde annenin sigara kullanması. Genel olarak bizim kutlandırıyla yani çıkışlarımızdan çok dikkatliler var. Hani de işte çok artışları var. Hani de işte sigara kullanmış, alkol almışlar. Bunlar hani çok nadir söylediğim. Falan dedi ki çok özellikle önümüze giriyor. Mamatik de nasıl bir çocuk var değil mi? Yani bu önemli bir şey. Yani kendisi seçiliyor ama babalar, kocalar, sağ olsunlar, kocuk kocuk bunlar basit bir çocuk dediğimiz işte daha da olmayan güç insanların etkilenme yaratılıyor. Bunun dışında mesela bizim araştırmalar içerisinde olan anlayışını almak koruyucu bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. O yaptığımız araştırmalarda bize gelen çocukların çok daha az özellikle çocuk sonrası 6 ayda çok daha az annesi sağlığını ya kesin birini çocuktan zamanı ya da çok erken ekme dağlara geçildiğini söylüyoruz. Bu çok ufak bir şekilde yani yabancı araştırmacıların da araştırmaları ortaya çıkan bir buldu. Benim işte neden oldu? Hala araştırmaların devam ediyor mu dedi. Acaba yani bu çocuktaki bir erken dedektif ortaya çıkan olmaya falan kontrol edilmezse anneden kaynaklanan bir şey mi? Yani onunla ilgili bilgi yok mesela. Şimdi dün akşam burada bu Fırat'ta yapılacak bir konuda var. Oraya bir videoları yaptım. Yani bunu aslında randıken bastırdığından biliyordum da araştırmaya dönüştürmüş olduk. 45 hastalığının da incelerek 148 tane anneden kaynaklanan nedenlerdi. Yani bu da aslında genel popülasyona benziyor. Yani kötü bir yerine giriyor falan. Dolayısıyla yani erken dönem emzirme saftayı tutan dönüştü. Ve bunu pek bir dağlanma içeriye tamamlamak zaten bir altın kural. Bu çocuklar için daha hayati oluyor. Başka enfeksiyonlar vesaireyle bir sürü fazla kendilerin maruziye bunlar hep kulağımızı yok etme etkiliyor. Eser metallerini açar mısınız? Evet. Eser metaller yani vücutta bunlar bazı girdiğinde bazısı metabolizmada gerçekten gerekli olan ama bazıları çok sıkıntıdan metaller. Bunların içinde alınan metaller var. Kurşun, kurşun vesaire. Yani bunlara maruziyet yani toksik olabiliyor. Ama bazı eser metaller yıkanın metabolizmaları gerekli oluyor. Neden yok? Yıkanın metabolizması da gerekli bir eser metal. Yani bunlarla ilgili bizim mesela yani toksikasyonu görüyoruz. Yani uzun zamandır ben böyle bir şey görmüş değilim. Yani bunlar daha az şeyler ama bir anne çıkanma her çocukta karşılaştığımız gibi. Ama her dikkat eksikliği ve rahatsızlık bozukluğu olan çocukta yani bunu görmüyoruz. Bunları genel söylediğim araştırma bulguları. Dolayısıyla bunları tek tek uygulamak bireylere mümkün olmuyor. Yani diyoruz ki bu çocuklar için beyin hacmi daha küçüktür. Öyle mi? Bir de bir temas çektirelim ve anlayalım buradan. Bu öyle olmuyor. Çekiyorsunuz, normal çıktı mesela. Araştırma yaptığınızda mesela 40 tane gider aktif alıyorsunuz, 40 tane de normal alıyorsunuz. Bunların hepsini MR çekerek beyin volümlerini karşılaştırıyorsunuz. Diğerleri sağlıklılara göre bu gider aktif çocuklar beyinde biraz daha küçük çıkabiliyor. Anlamlı bir küçüklük bu ama o ortalama sayı normal üstü ve normalin altındaki değerlerden oluştuğundan dolayı bunu bireye uygulamak mümkün olmuyor. Ondan dolayı tanısal bir değeri yok. Evet. Peki. En önemli konulardan birisi de terapide de dikkat eksikliğinde galiba eşlik eden belirtiler. Çünkü böyle tek bir sendromla yakaladığımız da oluyor ama bazen eşlik eden şeyler onun hayatını daha da zorlaştırıyor. Evet. Yani, biraz önce söyledim yani komodik durumlar, yani eşlik eden rahatsızlıklar
bunlar bizim hakimizle ve uygun boşluklara, aile boşluklara, karşı olma, karşı gelme boşlukları var. Bunlar önemli bir kısmı. Doğuştan olan şeyler değil. Yani zaman içinde gelişiyor. Çünkü herkes sevgiler amaz. Baş belan, filan muhabbet etmişe. Çocukta giderek bir kafa tutma, karşı gelme ve nefesin tutum gelişiyor. Bunu ileri boyutlara vardır bunlar. Sağlığın boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu daha çok çocuklarında kendi sosyal davranışlar diyor. Başkasının malına, canına, işte beden sahipliğine, saygısızlığı, ona karşı hareketler de bulunmak. Yani yasayı hiç yapaylan gözetleyebiliriz. Cezaevlerin de kalanlarda yapılan araştırmalarda çok yüksek oranlarda bu kültete bir taraf bir sorun çıkıyor. Yani yarıdan fazla veriyor. Çünkü Türk sadece o derece ki, yani işte böyle gazetelerde 5 lira için adam ödüyorlar. O kadar büyük güzel süreler, yani bir cinsel tutu var. Onlar da aynı şekilde. Onun dışında söyleyebileceğim tip politikleri. Mesela politiklerde daha fazla bölüm eğitiminde. Yani tip politikleri deyince işte dört kısma, kaç bağlama, kurum oynatma, hareketler, oyun dinle, oyun kaldırma. Tepkisi olarak da ısırma, burundan nefes verme gibi fikirin diğer bir yönüdü. Sonunda onlar var. Bunlar dışında madde bu. Bakıyorlar, daha fazla yoklar. Büyük salonu.
bu 2005 yılında ben bir araştırma yapmıştım. Dişik dinlerinin çocuklarda rastladıkları bir sorun var. Travmatik diş kırıkları, dişle yaralanmaları. Şimdi ben de asistanken dikkat ederdim. Yani bu çocuklarda bu daha fazla görülüyor. O zamanlar da internet falan yok ya, kolay gelir. Yani araştırma imkanı yok. Yani herhalde o biliniyordu, böyle bir şey bilinmemesi mümkün değil diye. Bir zaman geçti. Sonra baktım bir bağlantı var ortada. Bir araştırma yapmıştım ben 2000'li yıllarda. 2005'te bu araştırma yayınlandı. Yani dedik ki çocuklardaki dikkatli karakterli bozukluğu modeli bu diş kırıklığıyla ilgili bağlantısı ve örnek duruyor. Şimdi yayınladık dünyada. Şimdi aradan 10 yıl geçtiği için bu 10 yıl içinde başka yerine araştırmalarda yüklerimizi doğrulamış olduk. Yani bu diş kırıkları en fazla rastlanan durumlardan bir tanesi ama bazısı kolunu kırıyor. Yani kol kırıyor, o kadar sık kırıyor. Yani böyle tek tük olan şeyleri de bir araya getirdiğiniz aslında bu çocukların daha fazla. Hatta bir tanesi bir giden gelmişti. Hemen ileride başlamamışlar falan. İşte bir yerde kolu kırıyor falan. Ayrıca ne oldu falan kolu kırıyor falan. İleride de başlamamışlar. Daha ben ağzımı açmadan öğretmen dedi demiştik. İyileştirmesine başlasaydım konuştuğum aslında. Evet, yani bu tür bedensel zararı da daha farklı iletmektedir. Daha farklı söylemek mümkün. Yine komorbid durumlardan, yani değişik eden durumlardan bir tanesi öğrenme pozisyonları ki o bayağı sık hayatta. Evet, evet. Çok sıkıcı. Evet, çok önemli. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Bireyin zekan seviyesiyle görüşmeyen bir öğrenme profili. Yani özellikle özel ya da mayıtsal alanda zekanın gerisinde kalan dönemine doğru. Şimdi bu normalistik halleri, bu işte yazıldığı gibi okuma oranı düşük alfabelerde daha kolay farklanıyor da bilgi gibi yani ses alfabenin büyüklüğünü tutuyoruz izlerken yani çok okumayı öğreniyor bir şekilde. Genellikle öyle. Ama yani bir hızlı okuyabiliyor, okuduğunu anlayamıyor. O nedenle daha az mutlaka çekiyor. Yani okumayı öğrendim, öğrendim. Ama hızlı okuyamıyor. Yani bir şey yaratıyor, okuduğum. Yani yıllar içinde bakıyorsunuz, kendisini ederek sınıfları geçiyor. Söylenmese bile söylenmiş gibi oluyor. Arkadaşları Ahmet Demir'den gibi başlıyorlar. Doğru durum tabii ki. Yani bir ailesi özellikle çok olduğu için aileler daha hafta tutuyorlar. Ama aslında o başarı için de başarılı engelleyecek bir faktörü çoktan çocuklarından aktarmış oluyorlar. Yani babası da çok sevdiğim ama okumadı falan diye anlatılır. Gerçekten de veya okuyorlar yani verim düşük oluyor. Yani o verim de daha işte zor bir performans gerektiren bir fakülte, bir doktora yapılabilecek. Yani daha böyle halinde bir yerde bir şekilde. Yani o da bir tek tatmin edici olmuyor açıkçası. Yani burada bu öğrenme güçlüğü durumunun bir karakteristik durumunda bizde bayağı oranda beraber olma ihtimali. Onun için yani konuyu koyarsak muhakkak konuyu da incelemeye alıyoruz. Yani aklımızda bir şey kalmasın diye nihayetinde birkaç testler oluyor. Bunun ötesinde söyleyebileceğimiz kayboluklarını, bu durumu söyledik.
yani tek kişi gelecekler, bu yanı bu olmanın içerisinde bu açıdan peki bu testler hangi testlerden yine şöyle kısa resimle nasıl serdik daha kolay tespit ediliyor. Yani bu kadar önemli bir şey. Yani bunu anlamak için böyle adet tıbbının çok ön planda yaşındı. Söyleşi gözü içine koyalım. Öbür taraftan sonra çıktım. Maalesef değil. Bu hala hani sabahleyin anlı şu anda kendini sürdürür bence. Ama hakikaten yani, doğru tanı, doğru değerlendirme için insan olmaya ihtiyaç var. Bütün kötü değerlendirmeleri, kötü ilgili bütün bilgileri bu toplanması ve nihayet bir sonması ile tepki bir tepki şey yok. Ama bir takım araştırmalar için tepkilere başvuruyor. O ayet. Ama yeni bir teknik ve direkt tanımlı koyalım. Bir yardımcı testler ve ölçekler var. Ölçeklerden en sıkıntı sinem dediğimiz bir ölçek, tanım dediğimiz bir ölçek var. Aslında sürdüğümüz ölçek. Yani burada 5-10 tane ölçek var. Bunların temel özelliği bu sürdüğüm başta söylediğim tanı testlerine listeleyip ona göre size bir sonuç vermek. Bu değerlendirmeyi kimi zaman çocuğun yetim sahibi kendisi yapabilir veya anne baba yapabilir veya öğretmen yapabilir. Bazılarına görüşme sonrasında klinisyen yapması isteniyor. Bu tür değerlendirme aletleri vardır. Araçları vardır. Genelde bunlar bahsettiğimiz gibi kağıt kalemleri ölçekleri şeklindedir. Kontrol listesi gibi. Evet, evet. Şeyler diğer testler, yani bu öğrenme güçlüğü için bunlar genellikle psikolog adına çıkardım. Yani diğer şeylere ya bir tanesi ya işte bir batarya halinde olan uyguladığı testler şeklinde oluyor. Onlar da sık başvurduğumuz yöntemler. Tekrar testleri Türkiye'de biraz sancılı bir konu. Yani sık başvurular testlerin güncellenmiş halleri yok. Yani orada istiyor. Miktar testi, en sık kullandığımız testlerden bir tanesi ama yani şöyle ki, ben kendi araştırıyorum. Ben şimdi yeni güncellediler ama yeni yıl geçti aradan. Yani internet yoktu o zaman. Düşünün, bilgisayarlar böyle hacı halindeydi. Bakalım, muhakkak daha iyi şeyler olacak. Yine Türkiye'de bu taşın testi yok mesela. Ama etmişe göre daha iyidir. Yani tanı konusunda genel bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genellikle o sıkıntı incelemede de başka ihtiyaçlar dediği önünde bazı araştırılması gerekiyor. EYG direktif gerekirken. Çünkü bazı etkiler dikkat problemi şeklinden gösterebiliyor. Bunları ihtiyaca göre istiyoruz. Şimdi diyelim öğrenciyle ilgili, çocukla ilgili aile bir takım belirtileri gördü, öğretmeninden de şikayetleri aldı, doktora gitti, testi de yapıldı ama aile bazen bunu kabul etmek istemiyor. Mesela bir soru da geldi, şöyle diyor, çocuk bilgisayar karşısında hiç dikkatini ayırmadan bir saat, televizyon karşısında bir saat hiç kalkmadan oturuyor, ders başına oturunca, yani dikkat eksikliği var dediğimizde, hayır hocam diyor, dikkat çok iyi, bilgisayarın karşısında bir saat duruyor, televizyon karşısında bir saat duruyor. Sadece derste 5-10 dakika kalkıyor. Bunu diyor yani, dikkatiyle ilgili sorun yok diye televizyon karşısındaki davranışlarını öne sürüyor yani. Yani bu aslında beklediğimiz bir şey. Bir defa dedik ya, yetiriyoruz. Neden? Hani dikkat testleri var mesela. Yeterince bir ölçü var. Çocukların çoğu testi aslında getirebiliyorlar. Onun için dikkat testine yani dikkat testine giriyorsun, çıktın, çocuğunuza işler, tamam, tanımlı koyun. Yani bu mümkün olamıyor. Çocuk varsa bu çocuklar hani o testi getirebiliyorlar. Zaten bu
oyunlardan çıkmıştaki çoğu dikkatle ilgili. Yani grafik çocuklar çok iyi olabiliyorlar. Uyarıcı çok. Ama bu dikkat edersen beyindeki dopamin sistemini aktive ediyor ve sürekli yapıyor bunu. İşte oyunun aşamaları oluyor biliyorsunuz değil mi? O yüzden oldukça başkası başlıyor falan. Sürekli bir aksiyon var aslında tamamlayarak. Dolayısıyla orada çocuk partiler çoğalama gidiyor. Zaten bu da bir çocuklar o anlamda da internet alanında, oyun alanında bunlar hepsinden de bir çocuklar. Madde bağımlar içinde bunları uyarlamak gerekiyor. Yani bu canım Türkiye'de elimizin üzeri vesaire. Yani yıkımda ücret varsa, elimizde çocuk sistemini aktive eden, dopamin sistemini aktive eden bir şey varsa bir de zaten o kadar yoruluyor artık bu süreçte. Yani şimdi oyundan kalmak, hayatta oturmak, yani tahmin edersiniz. Şöyle, zaten televizyona dikkat edilmesine gerek yok. Televizyon dikkatini alamıyor zaten. Spontan bir şekilde. Ama derste kasıtlı bir şekilde dikkat ediyorlar. O zaman dikkatine kasıtlı verdiği zaman sanki yok. Bu dikkat konusu biraz metanede bir konu. Şeyde dolmuşa demiştim. Orada bir şey yazmış, dikkatinizi çekemez kimse, bir dikkat edelim gerekirse. Ondan sonra da bir süre sonra dikkatliliğiyle ilgili bir politikalar oldu haliyle. Gerçekten de hani bir konuda bir canlı bir şeyler varken oturup da işte kimlik kutumuz oradan devam etmek çok zor oluyor. Aileler yaparlar, öğrenci yani türünde de sorunlar olur. Yani dolayısıyla en baştan ders bir bütün sorular biraz ama işte fazla ulaşmıyor. Peki aile durumunda öğretmenlere nasıl tavsiyelerde bulacağız? Bunları da sizlerden dinleyelim hocam. Şimdi tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama bunları bir yerine getirilmesi tedavi şart diyelim. Yani dikkat çok temel bir şey. Yani hayatta kalmak demek diyebiliriz. Yani dikkatle geçiyoruz ama yani bizim hayatta kalmak için çevremizde uyaranlardan bize en faydalı olanını seçmemiz ama
tek eksiklik son böyle vahim bir hata gelmekten yol açıyor. Bir de sınıf için öğretmenlere öğretmenim. Sen çocuklara öğretmenlere 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 yani sen çocuk tarafında değil de biraz daha öğretmenlere diğer dokuşmak anonimini bulamak biraz zor oluyor açıkçası. Yani tek tık geldiği dikkat gözün dikkat ettiklerine de ön dokunmasını kabul etmeyebiliyorlar. Özel okullarında olan bir şey. Onun dışında zaman zaman öğretmenin çocuk için toparlamalar yapmak. Yani bu sık yaşanıyor. Yani şimdi çocuğa sorsanız o an bir sorsa şimdi ne anlatılıyor? Neredeyse tamamen dağınıklık olabiliyor. Tedarlanmadığında düşünürse. Zaman zaman hatta fiziksel olarak da dokunarak çocuk için toparlamalar yapmak. Anlatılacak sorunun parçalara bölünmesi. Bu evde de ödev yaparken hedef koyar denen bir şey. Evet. Ama bu görme işlemi çok da önemli konuları da öğretmemeli. Keza küme çalışmaları bu çocuklara daha iyi geliyor. Çocuğun özel geçenli bir şeyi varsa zaten öğrenme düşüyor. Bununla ilgili sınıf içinde özel öğrenme düzenlemeler olsun. Bireyselle eğitim düzenliyor. Bu muhakkak gerekiyor. Öğretmenin zaman zaman çocuğa işte bir yaptığı sebep için fırsatlar bakar. Tabii ki işte öğretmenler odasından şunu getirdiler. Çünkü yerlerini duramıyorlar. Veya işte herhalde böyle bir içinde kara kapta varsa mesela onun için bilmiyor. Veya bir işte farklı bir öğrenciler varsa o çocukların aktivite ihtiyacı olan çocukların daha çok görevlendirilmesi gibi. Yine o tür şeylerin ödüllendirilmesi. Yani bu çocuklar ödül sistemleri dopaminden dolayı hasta olduğundan dolayı ödüle çok iyi bir durum aslında. Başka çocuklarda ödül yerine geçmeyecek şeylerin ödüle kazandığı şeylerin çocuklarda ödüllendirilmesi gerekiyor. Çünkü her bireyin değil mi? Özellikleri farklı. Yani küçük gelişen bir çocukta ödül başka bir şekilde olabilir. Ama bu çocuklarda biraz daha o geçiyi aşağı çekmek gerekiyor. Ödülden fazla ediyorlar. Kolay ulaşılabilir hedefleri. Evet. Ben evet, de. Evet. Yani adım adım gitmek gerekiyor. Yine evdeki ev ortamında da yine ceza ödül sisteminin oluşturulması ki bu ya bir boncuk da olabiliyor. Ya da işte tüzel diye bir olabiliyor. Yani olumlu davranışların ödüllendirilmesi parça parça. Yani olumlu davranışlar neler? İşte kardeşiyle sorun çıkarmadan oynama. Efendim işte kişisel temizliğini düzenli yapma gibi. Bunları belirleyip işte bunlara mesela boncuk tarzı tedavi edip gerektiğinde savunuza atarak yani şunu yaptım bana göre eksik yaptığı durumdan da bunun yeri alınmak istedim. Bunlar daha çok davranış terapi kapsamında uygulanan şeyler. Yani bilgileri bunlara alıştırdığımızda oldukça verimli sonuçlar alınıyor. Ama bilginin de biraz hani terapist vermesi gerekiyor. Peki. Şimdi yaklaşık bir 60 dakikayı tamamladık. Bir 10 dakikada tedavi konuşuyoruz. Bir 10-15 dakikada sizlerin sorularını yer vermek istiyoruz. Evet. Bu arada soruları olanlar yine Twitter'dan bizimle paylaşabilirler. Arkadaşlar bize iletecekler. Tedavi hocam, ilaç tedavisi ilk başta değerlendiriliyor. Bir de mucize tedaviler var. Bu Yunus terapi, biofeedback, hani ozon terapi gibi çeşitli mucize tedaviler olduğu iddiaları da var. Şimdi aileler bunlardan hangisine müracaat etmeli? Bunlar hala karşımıza gelebiliyor. Yani biz bu rahatsızlığı nasıl olarak anlayabiliriz? Yani bu hani çay çorbaya limon gibi her şeye uygulanır hale geliyor. Yani çocuklarla ilgili her şeye uygulandığını görebiliyoruz. Yunuslar tedavide. Şimdi bunların bilimsel geçerliği yok. Yani
öyle olsa zaten bir en başta bir şey değil. Çünkü yani siz yapıp sadece tedavi yaptığınız yapıldı. Tamamen fizik bir değişikliği oldu. Yani öyle bir şey var ki gerçekten ben bütün kampiyonluk hastaları oraya gönderiyor. Ama maalesef öyle bir şey yok. Yani şimdi bu diyorsun gerçekten. Gidenler daha sonra geliyorlar. Yine kumaklarımız oluyorlar. Bir sürü zaman kaybı, maddi kayıtlar binanda geliyorlar. Dırsak cezaevinde ozon terapilerinden de maddik yani. Kolay bir tedavi yok. Ülkümüzde en geçen tedaviler bunlar. Bunlar 50 yıl sonra değişebilir, 100 yıl sonra değişebilir tabii ki ama biz bugün konuşuyoruz. Bugün de geçerli olan tedavi, medikal tedaviler farklı, bütünleyici tedaviler. Yani çocuğun belirli bir ölçü kullanması ve bunun yanı sıra çocuğun ihtiyacı olan işte yanı sıra ne gerekiyor öğrenme problemi için, davranış problemi için ihtiyacı olan tedavileri de almalı. Şimdi burada bir hastamızda bu çocuklar çok önemli bir kısmı kendi düzene giriyor, kendi yaşamlarından daha zayıf bir hale geliyor, aile rahatlıyor, öğretmen rahatlıyor ve bitmeyen bir şeylerin adı konulmuş ve gereken yapılmış oluyor. Bunlar da tutmamak lazım. Bir de bir takım insan materyaller de olacağım. Bir takım güçlendirme ilmeği geçtiğimizken yazılı basılı eserler hem de ahşap veya bilgisayar oyunları vesaire onlar da var. Bunlar için ne diyebiliriz? Tedavilerin yanında iyileştirici olarak kullanılabilir. Açıkçası yine bunlar da var ama yani ben şöyle diyeyim yani bu bilgisayar oyunların kendileri de aslında dikkat edilecek çok uygulama içeriyor ama teknik tedavilerin yani tedavi olduğundan bahsedebilmek için yani odanın içinde siz yaptınız dışarı çıktı ne oldu yani genelleyebilecek ilkesinin muhakkak yerine gelmesi gerekiyor yani yaptığınız bir şey tedavi şu adını ne koyarsanız bu dışarı çıktığında tanım içinde başka ortamlarda uygulayan bir konuşmalar yaratmıyorsa bunun bir geçerli olduğunu göremiyoruz. Yani genel bilimsel görüş bu tür hani eğitimsel materyallerin bunun içinde dikkat geliştirme tedbirinden bile önemli bir sonuç ortaya çıkarmadığını söylüyor, gösteriyor. Yani elinde sonunda dolaşıp gene medikal tedavi geliyor. Medikal tedavi konusunda işte bunlar sentetik ilaçlar, belki de şeyler var. Aslında kullandığımız ilaçların büyük bir kısmı stimülan ilaçlar. Bunlar kuşkusuz bazı suallardan diye söylüyorlar ama bildiğiniz gibi pek çok ilaç aslında asıl maddesi ilerden geliyor. Şimdi bu bizim mesela stimülan ilaçlarda en sık kullanılan metilfenidat. Bunun mesela hikayesi şeyden başlıyor. Bu deniz ürünü denen. Veya işte Anadolu'da var bunları. İşte ürücü edileceği bir çabısı var mesela. Bunların içinde efektim denen ve onun da alt tipleri var. Efektim denen bir madde var. Bunlardan işte kimyacı ve kafetanın başlıyor. Daha sonra bu metilfenidat yani bunlar giderek bir özünleşimize yarayan ilaç grubu ortaya çıkıyor. Tabii ki her seferinde ilaç yapmak için bir ot olduğuna gerek yok. Yani bunu bittiğin içinde olan maddeyi sizden hani bir dünya tatlısı üretmeniz daha mantıklı, daha geçerli. Şöyle diyorum yani ilaçlarla ilgili konu. İlaçların mutlaka yani bilimsel olarak bu gösteriliyor. İlaçların mutlaka keşke daha geçerli tedaviler olsa. Şimdi şöyle bir şey var. İlaç olmasa diyelim çok gibi bir tedaviyle beynini bir anda değiştirmek olsa. Yani düşünün bir yanlış tanık olursa, bir beynimizde bir şey olursa, bir kalıcı etkiler yararsa. Onun için beyin ve vücut sensini korumak istiyor. Ondan dolayı kalıcı etkiler konusunda yani cerrahi bir düşünün
belki hastalıkların diğer vermesinde bir dönem, yani 60 yıllarda falan çok uygulanmış şeyler var ama bunlar artık neredeyse şimdi düşmüş durumda. Bunun robotlarıyla beyin takımı kesiyorlar, yani çıkarıyorlar. Bunlar bir süre sonra artık şu anda orayı kesiyor, ortaya başka bir şey çıkıyor. Yani bu tür sonuçlar ortaya çıkabildiğinden üniversiteler var. Yani kullanalım. Yani şimdi biraz önce bahsettiğimizde yaşamak da daha akıllı çözülmez. Yani yoksa gündelik sefer aldığımız ilaçlar belli bir hayat tekniğini yaşamak. Kuşkusuz hiçbir ilaç yaratıcısız değil. Yani bir yemek yiyoruz. Değil mi? Fazla etsek kilo yapıyor. Yapıyor. Yani orası böyle kurarsak iyi yani. Şimdi iyi bir yerde yemek yiyorsunuz. Ertesi gün midemiz berbatı olabiliyor. Yani hayatta bunlar olan şeyler. Önemli olan vahim genetiklerin olmaması. Vahim genetiklerin neyi kastediyoruz? Yani işte ilacı kullandı, sağır oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Hani ilacını sağır ama bazı ilaçlar da var. Yani işte tüberküloz ilaçlarında. Ototoksik ilaçlar var. Kullanmadan yapamıyorsun. Sürdüsün. Evet. Yani işte insülini biraz fazla kaçırırsanız böyle bir sıkıntı. Böyle bir sıkıntı. Falan denen durumlar var. Şimdi bizim ilaçlarımızda ilaç kullanıp ölen falan, sakat kalan, efendim, karaciğeri işte elden çıkan böyle bir kimse yok. Yani bir kendi ortalarımızda da yok. Daha geniş örneklerle bizden de deneyebiliyoruz. O açıdan kafamızda rahat olması gerekir. Ben ilaçlarımızdan. Evet. Son olarak bir düğü yapacağım ve son sorumu soracağım. İmza listemiz vardı katılım belgesi için. İmzalamayanlar varsa listeleri tekrardan gönderelim. İmzalamayan kaldı mı? Gönderelim listeleri arkalara doğru. İlk misafirimiz çıktı galiba. Onların ismi olmasa sonra katılımı yeterli olmayabilir dergi almak için. Son sorumu soracağım. Yine kimden faydasını göreceksin. Ve ailelere hizmet lazım daha yani. Çünkü en kolay öğrenciden biri ilgi örnek, gözünün önündeki örnek. Gözünün önündeki örnekler öğrenmezsin, bir şeyler öğrenmezsin. Yani, ben de öğrenmediğim şey var, öğrenmediğim şey var, dikkat var. Şimdi bütün evliliği okuldan içeri, yani öğrenmediğim şey var, yani yerinde öğrenmedi, bir de dikkat sorunu var. Bir tane çok tarih verdiğim için, bir şey soracağım hocam. Bir tane de eksikliğimiz bu olmasa herhalde, hangi bizim hayatımız, bir de ilaç kullandığımız mı? Bu tabii bir hırsız oluyor. Yani biz gerek hastalığımızla ilgili, gerek kendimizle ilgili yani bilgilerin aleniyete dökülmemesine çok dikkat ediyor. Yani bunu örneğin şöyle verebilirim. Bir veli toplantısında bir veliyle, yani zaten sizin çocuklar kullanıyor falan diye ifade edilmiş ve çok olarak gelmişti veli. Yani dolayısıyla ilaç kullanmak bir ayıp değil ama yani bunu gereksiz şekilde bildirmek yani gereği var mı diye düşünmek lazım. Biz de ihtiyaç duyduğumuz ilacı kullanabiliyoruz hekimler. Ama şu var, biz kendi kendimize pek tedavi etmiyoruz açıkçası. Yani bu gerek bizim meslek odamızın gerek de bu ilgili şeyler önlerinden orada kendi kendimizin doktoru olmayın, yakınlarınıza doktorluk yapmayın gibi temel ilkeler var. Yani muhakkak biz de kendimizi çok iyi bir şekilde birisine emanet etmemiz gerekiyor. Temel ilke o. Ve kendi kendimize de reçete yazamıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Şimdi şey konusuna gelince onları şöyle toparlayıp devam edelim. Çocuğu hani mumuna çevirmek değil amaç. Şimdi ilaç kullanımı, yani bu bahsettiğim sorunlar hayatın her alanında etkiliyor. Yani çocuk sınıfta öyle de arkadaşlarıyla nasıl? Sırasını beklemiyor mu? Zırçılık yapıyor, kafadayılık yapıyor filan. Yani bütün ilişkilerini etkileyen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla tedaviden beklentilerimiz her alanda oluyor. Ve uzun tedaviyle de o sonuçları alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de hem sizin katkıların için hem hocamızın katkıları için çok teşekkür ediyorum. Belki ben de aşırı hareketli bir kişi olarak kendimden cümleyle kapatmak istiyorum. Dikkat eksikliği kulağa hiç hoş gelmiyor, katılıyorum. Bazılarının dikkat eksikliği var ama hepsinin dikkat eksikliği yok bence. Aşırı dikkat
bombardımana maruz kalan çocuklar var. Hep yani bizim herkesin dikkatini çekmeyen şey onun dikkatini çekiyor. Biraz fazlalığı yani. Olan çocuklar var. Bunların odaklanma problemi var. Ama eğer enerjisini, dikkatini bir hedef doğrultusunda, anlam doğrultusunda götürdüğü zaman çok başarılı işler çıkarttıklarını biliyoruz. Yani her dezavantaj bir avantajla, her avantajla bir dezavantajla beraber geliyor. Adalet öyle sağlanıyor belki de. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Psikoloji sohbetleri her ayın son cuma günü saat 19'da devam edecek. Hocamızla 6 Kasım'da tekrar bir programımız var. Sonrasında önümüzdeki ay cuma günde Doktor Rümeysa Yeni Elbay hocamızla uyku problemleri anlatılacak. Tekrar Üsküdar Belediyesi'ne, Belediye Başkanımıza ve hocamıza büyük yanlarınızı teşekkür ederim.